Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entes semiul alim. Sadakallahul azim. Merhabalar sevgili öğrenciler. 9. sınıf Arapça derslerimize devam ediyoruz. Bugün Arapça kitabımızın 20 ve 21. sayfalarını inşallah işlemeye çalışacağız. 7. bölüme geçtik inşallah. Rabbi Teala bizlere kolaylık versin. Evet, Bismillah diyerek dersimize başlayalım. Evet, kitabımızın 20. sayfasındayız sevgili öğrenciler. 20. sayfada 13. alıştırmayla devam ediyoruz. 13. alıştırmada bizden ne isteniyor? Okuyup tercüme etmeye çalışalım inşallah Teala. İstemi'u ilel cümelelleti beynel gavseyni thümme ekmelil feragati minel gaimetil atiyeti kema fil misal. Evet. İstemi'u dinle. El cümele cümleleri dinle. Elleti o cümleler ki beynel gavseyni parantez arasındaki. Evet. Parantez arasındaki cümleleri dinle. Sınme sonra ekmil tamamla. Neyi tamamla? El feragati boşlukları tamamla. Minel gaimeti. Evet, şöyle gösterelim. Buradan aynı zamanda. Sınme sonra ekmil tamamla. Neyi tamamla? El feragati boşlukları. Boşlukları tamamla. Nereden? Minel gaimetil atiye, aşağıdaki listeden. Kema olduğu gibi, fil misal, örnekte olduğu gibi. Evet. Parantez arasındaki cümleleri dinle. Parantez arasındaki cümleleri dinle. Sonra örnekte olduğu gibi, sonra örnekte olduğu gibi aşağıdaki boşlukları ne yap? Tamamla. Evet. Evet sevgili öğrenciler, her zamanki gibi bu listedeki kelimeleri tercüme etmeye çalışalım. Anlamlarını verelim. Anlamlarını verelim. Bakalım burada ne var? İclis, unzur ile, ikra, iftah, üskut, uduhul, udrus, il'ab. Bunların hepsi sevgili öğrenciler, emir fiiller. Arapçada emri hazır dediğimiz emir fiiller. Burada emir fiilleri göreceğiz inşallah bugün. İclis, celese fiilinden, oturmak fiilinden, iclis, otur. Evet. Unzur ile bak. Evet, nazara fiilinden, nazaradan unzur. İkra, oku. Kara e fiilinin emri. İftah, fetaha fiilinin emri. Aç. Uskut, sekete fiilinin emri, sus. Uduhul, dehale fiilinin emri, gir. Udurus, derese fiilinin emri, çalış. Çalış yani udurus, dereseden geldiğine göre ders çalış. Başına ders, çalış diyebiliriz. Yani normal bir iş değil derese. Evet. İl'ab, la'ibe fiilinin emri hazırı, oyna. Bunları anlamlarını verdikten sonra bizden ne isteniyordu? Parantez arasındaki cümleleri önce okumamızı söylüyor, değil mi? Evet. Okuyalım. Bakın fiilin, celese fiilin mazisi geldi. Mazi sigası. Celese, oturdu. Kim oturdu? Eddalibu. Öğrenci oturdu. Nereye oturdu? Mekane hu.
Buradaki zamir, aitlik zamiri, muttasıl aitlik zamiri yerine oturdu. Öğrenci yerine oturdu. Öğrenci yerine oturdu. Peki burada bizden ne yapmamız isteniyor? Bu fiilin emrini bulup yukarıdan örnekte vermiş zaten. Buraya yazıp tercüme etmemizi istiyor. İclis mekanek. Bu cümleye göre ne diyoruz biz? İclis mekanek. Yerine otur. Yerine otur. Tamam. Şimdi geldik alıştırmalarımıza. Okuyoruz bu cümleyi parantez arasındaki. Yekra'u okuyor. Kim okuyor? Er-raculu. Adam okuyor. Neyi okuyor? El-kitabe. Kitabı okuyor. Adam kitabı okuyor. Adam kitabı okuyor. Bir üstteki cümlede mazi sigasında geldi. Burada muzari geldi. Önceki bölümlerimizde söylemiştik. Muzari fiilin kök harflerinin başında ne vardı? Muzarat yağısı. Yağ, üçüncü şahıslar için kullanılan yağ var, değil mi? Muzari fiil olduğunu buradan anlıyoruz. Yekra'u raculul kitabe, adam kitabı okuyor. Evet, şimdi bunu buraya gelecek olan ne gelecek? Buranın emri gelecek. Yekra'u yani kara'a fiilinin emrini getireceğiz. Bu yukarıdaki listemize baktığımızda ikra değil mi? İkra gelecek buraya. Sevgili öğrencilerimiz ikra'ı hemen oraya getiriyoruz. Evet. Sonunda cezim var. Emir fiillerde farkındaysanız sonlarında cezim var. İkra. Evet, yeterli bu kadar. Peki anlamı ne oldu? İkra el kitabe. Geçiş yapabilmek için cezmi esre olarak da okuyabiliriz. Yani cezmsiz esre yaparak da okuyabiliriz. İkra il kitabe şeklinde de okuyabiliriz. Evet. Kitabı oku. Anlamı neymiş bunun? Kitabı oku. Kitabı oku. Evet, diğer alıştırmamızda geçtik. Seketel veledu. Sekete sustu. Sustu. Kim sustu? El veledu. Çocuk sustu. Çocuksuz. Sevgili öğrenciler, cümlenin ögelerini bulabilmemiz için biz Türkçe'de de ne yapıyorduk? Yükleme soruyorduk, değil mi? Kim sorusuna cevap olan öge özneydi, değil mi? Neyi sorusuna cevap olan neydi? Nesne, belirtili veya belirtisiz. Nerede sorusunu veya nereye sorusuna cevap olan ögemiz neydi? Dolaylı tümleçti. Arapçada da aynı mantık geçerli. Sekete sustu. Biz soruyoruz fiile. Men sekete. Kim sustu? Cevap olan ögemiz o cümlenin öznesidir. Evet. El veledu özne. Yani Arapça karşılığı faildir. Fail. Fail. Peki burada ne yapacağız? Sekete fiilini emrini bulacağız. Emrini getireceğiz listeden. Bakıyoruz. Sekete fiilinin emri uskut. Sevgili öğrenciler, uskut. Buraya uskut yazacağız. Evet. Klavyemizi her seferinde unutuyoruz. Uskut. Sonuna kesim yaptık. Emir olduğu için, emir fiil olduğu için. Evet. Anlam verelim. Uskut min fadlik. Uskut min fadlik. Lütfen sus. Lütfen sus. Min fadlik ne demekmiş? Lütfen demekmiş. Lütfen sus.
Sus. Evet, yer alıştırmamıza geçtik. Yadrosu talibut derse. Yadrosu talibut derse. Öğrenci ders çalışıyor. Öğrenci ders çalışıyor. Evet, müzekker olduğu için bakın ne geldi? Ya harfiyle geldi. Muzari fiil. Müennes olmuş olsaydı bu talibettü olmuş olsaydı tedrusu gelecekti. Evet. Yedrusu fiilinin emrini getireceğiz. Yedrusu. Bakıyoruz listeye. Yedrusu. Udrus. Udrus. Hemen buraya Udrus'u yazıyoruz. Klavyemizi de değiştirdik. Evet. Udrus. Onu tezim yap. Udrus. Udrus ederse. Yukarıda söylemiş olduğum gibi biz bu cezmi okumadan da geçişi kolaylaştırmak için Udurusit derse şeklinde de okuyabiliriz. Udurusit derse. Evet, dersi derse çalış. Derse çalış. Evet, derse çalış. Derse çalış. Güzel. 20. sayfamızı tamamladık sevgili öğrenciler. Şimdi 21. sayfa aynı alıştırmalarla devam ediyoruz. Evet, 21. sayfaya geldik. Le'ibel veledu billu'betihi. Le'ibel veledu billu'betihi. Le'ibe oynadı. Bakın mazi geldi yine. Mazi olduğunu nereden anlıyoruz? Fiilin başında herhangi bir eteğine harfler dediğimiz sevgili öğrenciler. Muzari fiillerin başında eteğine kelimesinde bulunan harflerden biri muhakkak olacak. Nedir? Elif, T, Ya ve Nun harfleri. Bakın burada eteğine harflerinden biri yok. La'ibel veled. O zaman bu fiil hangi sigada? Mazi. Yani mazi sigada. La'ibel veledu. Oynadı. Kim oynadı? Çocuk oynadı. Neyle oynadı? Bi. Bakın bi harfi cerri lela anlamını verir. Bil lu'betihi oyuncağı ile oynadı. Oyuncağı. Bakın yine hu geldi. Oyuncak ile demedik. Oyuncağı yani bir sahiplik, bir aidiyetlik belirttik. Bu aidiyetliğin sebebi sondaki hu zamiri. Evet, çocuk oyuncağı ile oynadı. Çocuk oyuncağı ile oynadı. Aman sevgili öğrenciler. Boşluğa ne getireceğiz? Laibe fiilinin emri hazırını. Evet. Bakıyoruz hemen listeye. İl'ab. Evet. İl'ab gelecek. İl'ab. İl'ab. Cezmimizi getirdik. İl'ab bi lu'betike. İl'ab bi lu'betike. Bak, oyuncağınla oyna. Emir veriyoruz. Oyuncağınla oyna. Tamam. Evet. Diğer alıştırmamıza geçelim. Nazara'l veledu ilen nafize. Nazara'l veledu ilen nafize. Baktı. Kim baktı? El veledu. Çocuk baktı. Nereye baktı? İlen nafize ti. Düzeltiyorum. İlen nafize ti. Niye ti, t diye okumadık?
T diye okudum. Şu harfi cer, cer harfler dediğimiz harflerden sonra gelen kelimelerin son harekesi esre olarak okunur. Anlamı çocuk pencereye baktı. Çocuk pencereye baktı. Evet. Peki emrini getireceğiz. Bunun emri hemen çocuklar. Baktık yukarıya listemize. Nazara'nın emri unzur ile unzur ile emir fiilini getiriyoruz. Un zur ila ilen direkt iş yapıyoruz. Evet, bunu getirdik. Şimdi okuyoruz. Unzuru ilen nafizeti. Pencereye bak. Pencereye bak. Yani pencereden kast burada dışarıya bak anlamında herhalde söylenmek istemiş. Ya pencereye de olabilir. Pencereyi tanıtmak amacıyla. Pencereye bak. Evet. Pencereye bak. Diğer alıştırmamıza geldik. Okuyoruz cümlemizi. Fatahat talibun nafsete saffi. Fetaha talibu nafsete saffi. Fetaha baktı. Kim baktı? Et talibu. Ne? Öğrenci baktı. Nereye baktı? Nafize tes saffi. Sınıfın penceresine. Sınıfın penceresine. Burada bakın Türkçe olarak düşündüğümüzde de sınıfın penceresi dediğimiz zaman nasıl bir orada kaide var, nasıl bir kural var? İsim tamlaması var değil mi? Sınıfın penceresi. Ahmet'in kalemi. Okulun bahçesi. Öğrencinin kitabı. Evin odası. Ve hakeza ve hakeza. Örnekleri çoğaltabiliriz. Sınıfın penceresi. Burada isim tamlaması var sevgili öğrenciler. Hemen anlamını verelim. Öğrenci sınıfın penceresine baktı. Baktı diyorum, düzeltiyorum. Açtı sevgili öğrenciler. Fetaha açmak. Evet, fetaha. Öğrenci sınıfın penceresini öğrenci sınıfın penceresini açtı. Evet. Sevgili öğrenciler, Türkçemizdeki isim tanımlamasını hatırlayalım. Yani bir tamlayan bir de tamlanan olur değil mi? Burası da tamlayan, tamlanan. Bakın tamlanan, Türkçe'de tam tersi. Evet, tamlanan, tamlayan. Yani muzaaf, muzaafun iley. Buraya iftah getireceğiz. İftah değil mi? Fetahan emri iftah. Yine de listemize bakalım. Evet, listemize bakıyoruz sevgili öğrenciler. İftah. Buraya iftah emir fiilini yazıyoruz. Klavyemizi değiştiriyoruz. Evet. Sonu cezim emir olduğu için. Anlam verelim. İftah nafize tesaffi. Sınıfın penceresini aç. Sınıfın penceresini aç. Tamamdır. Evet. Son alıştırmamıza geldik. 21. sayfada.
Ne diyor? Dehale Ahmedus Saffe bi hudu'i. Dehale Ahmedus Saffe bi hudu'i. Ahmet sınıfa sessizce girdi. Ahmet sınıfa sessizce girdi. Evet. Yazalım. Ahmet sınıfa sessizce girdi. Şimdi dehale fiilinin emrini getireceğiz. Dehale fiilinin emrini hemen bakıyoruz sevgili öğrenciler. Uduhuldu değil mi? Uduhul. 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 Evet. Uduhul bir. Nereye gir? Saf ve sınıfa gir. Nasıl gir? Bakın nasıl hal. Değil mi? Bu da hal belirtiyor. Bi hudu. Sessizce gir. Sınıfa sessizce gir. Sınıfa sessizce gir. Sessizce gir, sessiz gir. Sakin olarak gir. Yani eşli anlamlara gelebilir. Evet sevgili öğrenciler, 7. bölümümüzde burada nihayetlendirmiş oluyoruz. İnşallah 21. sayfamızda bitirdik. Bir sonraki dersimizde 22. sayfayla devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İlel lika fi emanillah.